Aşkından deliye döndüm, mahvoldum, deridim söndüm. Korkum yok benim ölmekten, ölmekten de beter oldum. Aşkından deliye döndüm, mahvoldum, deridim söndüm. Korkum yok benim ölmekten, ölmekten de beter oldum. Günler onur gördüm, boş verdim gülü beylenme. Ben miydim o rahat insan, bak şimdi deliye döndüm. Aşkından deliye döndüm, mahvoldum, deridim söndüm. Korkum yok benim ölmekten, ölmekten de beter oldum. La 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 la. Aşkından deliye döndüm, mahvoldum, deridim söndüm. Korkum yok benim ölmekten, ölmekten de beter oldum. Herkesle dönmeylerdi, sevmek mi delilik derdi. Çattım bir kara sevdaya, aşk olmuş onu öğrendim. Aşkından deliye döndüm, mahvoldum, deridim söndüm. Korkum yok benim ölmekten, ölmekten de beter oldum. La 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 la. Aşkından deliye döndüm, mahvoldum, deridim söndüm. Korkum yok benim ölmekten, ölmekten de beter oldum. La 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 la. Aşkından deliye döndüm, mahvoldum, deridim söndüm. Korkum yok benim ölmekten, ölmekten de beter oldum. Aşkından deliye döndüm, mahvoldum, deridim söndüm. Korkum yok benim ölmekten, ölmekten de beter oldum. Geçemem gayrı, böyleymiş sevenin hali. Bin doktor bin ilaç yazsa, kurtulmaz kara sevdalı. Aşkından deliye döndüm, mahvoldum, deridim söndüm. Korkum yok benim ölmekten, ölmekten de beter oldum. La 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 la. Aşkından deliye döndüm, mahvoldum, deridim söndüm. Korkum yok benim ölmekten, ölmekten de beter oldum. Kalk artık, kalk. Sabah oldu. Gidelim artık. Eve ne diyeceğimi bilmiyorum. Ne zaman arayacaksın beni? İlk fırsatta. Belki de bugün. Yalancı. Bir daha kim bilir ne zaman gelirim aklına. Sabaha karşı geldin gene. Yazık. Adam olmazsın sen. Ben işe giderken sen eve dönüyorsun. Ümidimi kestim artık. Gene başlamayalım. Bir gün başlamayacağım, bitireceğim. Şaşırıp kalacaksın. İşsiz güçsüz on parasız yaşa da göreyim seni. Sabah sabah günümüzü bozma babacığım. Kulüpte kumar oynamışsın. Dün telefon ettiler. Borcunu ödedim gene. Sağ ol. Bizi bu kadar üzmen doğru mu oğlum? Bu yaptıkların doğru mu? Ne yapıyorum anne? Daha ne yapacaksın? Fakülteyi yarım bıraktın. Fabrikaya da uğradığın yok.
İçki, kumar, eğlence, başına buyruk yaşıyorsun. Eve ancak yıkanmak, elbise değiştirmek için geliyorsun. Bir de para almak için. Sen gelene kadar gözüme uyku girmiyor, aklıma bin türlü kötü şey geliyor. Boşuna yorma çeneni. Bizim çektiğimiz oğlunun umurunda değil. Gene mi gidiyorsun? Hiç yatmadan, dinlenmeden. Birisine söz vermiştim, bekletmeyeyim. Telgraf var size. Felaket! Ne olmuş? Rıfat, korkutma beni! Necip'le karısının bindiği otobüs bir kamyonla çarpışmış. İkisi de ölmüşler. Aman Allah'ım! Selma yaralı olarak kurtulmuş, hastanedeymiş. Vav! Olacak iş değil, inanamıyorum. Zavallılar! Zavallı Selma! Sakin olun, üzülmeyin bu kadar. Ecelleri gelmiş demek. Konuşma bari kalpsiz herif! Bazen oğlum olduğundan şüphe ediyorum. Başınız sağ olsun. Allah sabır versin. Kime benzedi bu çocuk? Kime çekti bilmiyorum. Konuşmamız lazım. Konuşmaya mecburuz Orhan. Dinliyorum, çabuk ol. Ne kadar zamandır beraberiz. Ailemi de düşünmek zorundayım. Daha fazla dile düşmek istemiyorum. Biraz sabırlı olman lazım. Niçin? Beklememiz için ne sebep var? Babamla gene atıştık. Neredeyse evden kovacak beni. Allah korusun sevgilim. Babanla iyi geçinmeye mecbursun. Mecburum. Bir müddet suyuna gitmem gerekiyor. Bugünlerde uslu çocuğu oynayacağım. Bitirme imtihanlarına da gireceğim. Sonra da senden bahsedeceğim. Evlenme kararıma onlar senden daha çok sevinecekler. Afiyet olsun. Yemeğe geleceğini bilsek biraz daha beklerdik. Bir sebebi vardır gelişinin. Parası bitmiştir, yoksa gelmezdi. Bundan sonra her gece evdeyim. İnşallah oğlum. Bu kaçıncı söz verişi? İşit de inanma karıcığım. Beyefendi, bir polis geldi, sizi bekliyor. Gene bir halt mı karıştırdın? Kavga mı ettin, kaza mı yaptın? Yok, hayır. Anlayacağız şimdi. Kaza esnasında geçirdiği korku yüzünden dili tutulmuş. Vah yavrum! Konuşamıyor küçük hanım, fakat her şeyi duyuyormuş. Şu evrakı imzalayın lütfen. Gel yavrum. Sabır versin. Allah yardım eder yavrum. Başımız sağ olsun. Acını dindirmek için elimizden geleni yapacağız. Bu felaketi hayırlısıyla unutacaksın inşallah. Eksik bir şey varsa, istediğin bir şey varsa anlatırsın bize, hemen alırız. Olur mu canım? Yatmadan önce karnını doyursun. Açtır herhalde. Hiç sıkılma, çekinme yavrucuğum. Bu ev senin evin. Sen de bizim yavrumuzsun artık canım. Ne talihsizmiş zavallı. Salonda bekliyoruz. Gecikme, iyi mi?
Kardeş çocuklarıydık babanla. Yıllardır görüşmemiştik. Yıllar sonra Anadolu'dan dönecek, yanımda çalışacak, nihayet rahat edecekti. Kısmet değilmiş. Ne yapabiliriz? Her şey değişir, alın yazısı değişmez yavrucuğum. Daha fazla konuşacak, yaramı kanatacak diyelim. Annenin de babanın da yeri cennet olsun. İkisine de Allah rahmet eylesin. Amin. Çayını iç, karnını doyur. Senin için elimden geleni yapacağım. Yüzün gülecek, aramızda mesut olacaksın. Afiyet olsun. Sana da evladım. Nereye gene erken erken? Fabrikaya. Birdenbire bir şeyler oldu sana. Hatalıydım. Değişmem lazımdı baba. Muhasebeye uğra, para al. Telefon edeceğim şimdi. İstemem. Hafta sonuna kadar ihtiyacım yok. Allah'a ısmarladık. Güle güle oğlum. Güle güle. Barıştın mı babanla? Aranız düzeldi mi? Yıllardır ilk defa baldan tatlıyız. Şu anda fabrikadayım, düşünsene. İnanamıyorum. İnan, gerçekten tövbe ettiğime. Gece kulüplerinden, kokteyl partilerinden, şans oyunlarından, hatta pikniklerden vazgeçtiğime inan. Sabahtan akşama kadar hayvan gibi çalışacağıma asıl ne zaman inanacak biliyor musun? Ne zaman sevgilim? Seni tanıştırdığım, işte evleneceğim kız dediğim gün. Bugünlerde buluşmamıza imkan yok. Evden fabrikaya, fabrikadan eve. Fırsat bulunca telefonla ararım seni. Amca da Şaziye teyze de melek gibi insanlar. Beni bu kadar sevgiyle karşılayacaklarını, bağırlarına basacaklarını sanmıyordum. O korkunç kazadan sonra anneciğimle babacığımı uzak bir Anadolu kasabasının mezarlığına gömdükten sonra hayatım benim için bittiğine inanmıştım. Yine de hiçbir ümidim yok. Gelecekten bekleyeceğim hiçbir mutluluk olamaz. Bir akraba evine sığınmış, dilsiz bir zavallıdan başka neyim ben? Bu halimi yüzüme vuran da Orhan oldu. Bunu gelişimi bile istemediği bütün davranışlarından belli. Tek bir kelime bile konuşmadı benimle. Dilsiz bir kızla dilsiz oyunu oynuyor. Üzme canını küçük hanım. Zaman elbet şifa verir dertlerine. Geceden sonra gündüz gelir. Yağmurdan sonra bir bakmışsın güneş açmış. Beyefendi geldi, seni çağırıyor. Bugün ticaret odası toplantısına Orhan gitti benim yerime. Canım yemek istemiyor. Biraz kitap okuyup uyuyacağım. Aç açına yatılır mıymış? Müsaadenizle. Canım. Allah rahatlık versin evladım. Çocuk iyi de yapsa karışıyoruz, kötü de yapsa karışıyoruz. Aylardır ilk defa bu saatte yatağa girecek. Ama ne, doğru. Gel yavrum, seninle konuşacaklarım var. Amcanın büyük bir müjdesi var sana. Doktorlarla konuştum bugün, senden bahsettim, randevu aldım. Dilinin hastalığı için konuşmuş, muayene edeceklermiş yarın. Dilin açılacak inşallah, belki de tekrar konuşacaksın. Yavrum.
konuşması mümkün olacak sanıyoruz. Bir müddet tedavi görmesi gerekecek. Ne mümkünse, ne yapmak lazımsa hazırım. Şimdiden kat'i bir şey söylemeye imkan yok. Sizleri büyük bir ümide düşürmek istemem. Önce beyin sinirlerinin röntgeni alınacak, ona göre bir tedavi sistemi uygulayacağız. Aslında çok kat'i, çok tesirli bir çare var. Ama tatbik etmemiz mümkün değil. Nedir o çare? Selma Hanım'ın yeni bir şok geçirmesi. Bu şoktan bir fayda umulabilir. Sinirlerinin uğrayacağı apansız bir dehşet bir anda dilini çözebilir. Tıpkı konuşma melekesini kaybettiği gibi. Kısacası Selma'nın yeni bir felaket geçirmesini istiyorsunuz. Bizler değil, ilim istiyor bunu. Fakat böyle bir şeye imkan olmadığına göre hemen tedaviye başlayacağız. Uzun bir zaman, sabır ve olağanüstü bir gayret istiyoruz sizden. Teşekkür ederiz. Konuştuğunu duyacağım inşallah. Hayırlı bir adım attık. Buna devam edelim. Biraz da üst baş alalım sana. Hı? Hayırlı uğurlu olsun, ne diyeyim? Teşekkür ederim. Orhan hiç bahsetmemişti sizden. İnsanı şaşırtmayı pek sever, sağ olsun. Sevindiğine memnun oldum. Ah, çok mersi. Çay içmem bu saatte. Ufak bir aperatif. Belki bir viski. Peki. Buz getirir misin lütfen? Valideniz hanımefendi, pederiniz beyefendi nasıllar? Doğrusunu isterseniz bilmiyorum. Annem bir hafta için Alanya'ya indi. Tatil yapacak. Babamı da seyrek görürüm zaten. Çok eskiden boşanmışlar. Tülay kolej bitirmiş. Senede birkaç defa Avrupa'ya gidiyor. Selma kızımla güzel bir gün geçirdik. Ne dedi doktorlar? Belki de konuşabilecekmiş. Tedavi edecekler. Ah, hayırlısı inşallah. Çok çok güzelleşmişsin. Adeta o Selma gitmiş, bir başkası gelmiş. Değil mi Orhan? Gerçekten öyle. Gel canım. Selma akrabamızdır. Başına büyük felaketler geldi. Şimdi sırası değil bunların, unutmaya çalışalım. Tülay Hanım Orhan'ın sözlüsüymüş. Ya. Maşallah. Hiç haberimiz olmamıştı. Zaman böyle artık. Gençler aralarında anlaşıyor, bizlere de saadetler dilemek düşüyor. Nasılsınız? Çok sevinçliyim, çok mutluyum. Orhan'ın niçin değiştiğini, birdenbire niçin yola girdiğini anladın mı şimdi? Tülay Hanım sayesinde herhalde. Bilmem, öyle mi Orhan? Bir erkek evlenmeye karar verince durulur, olgunlaşır tabii. Annenle baban. Onlar da beni sevdiler, beğendiler değil mi? Hı, mutlaka. O dilsiz kızdan hoşlanmadım nedense. Sende gözü var gibi geldi bana. Çocuk musun sen? Olacak şey mi? Değil tabii. Olamaz. Ama seni öyle seviyorum ki, o zavallıdan bile kıskanıyorum. Benim varlığımın farkında bile değil. Bana bakıyor ama görmüyor, ilgilenmiyor benimle.
Benim hep Orhan'ı düşünmemin sebebi ne? Annemle babamın matemine rağmen, dilimin tutulmasının kahrına rağmen aklım niçin hep Orhan'da? Doktorlar müjde verirken en fazla Orhan'la konuşabileceğim için sevindim. Yeni elbiseler giyince Orhan'ın da görmesini, beni beğenmesini istedim. Onun gözünde dilsiz, aciz, kimsesiz, çirkin bir sığıntı olmak niçin ağrıma gidiyor? O güzel kızla sözlü olduğunu duyunca niçin irkildim, niçin yüreğim titredi? Doğrusu pek gözüm tutmadı o kızı. Al benden de o kadar. Benim de. Fazla serbest büyütülmüş. Elinde sigarası, içkisi. Gelinim diye ısınamadım, sarılamadım. Ok yaydan çıkmış bir kere. Anlaşıp karar vermişler. Kabulleneceğiz. Gönlüm biraz kapalı muhitte büyümüş. Geleneğine, göreneğine bağlı. Kendi halinde bir kızla evlenmesini isterdi. Ama madem ki Orhan'ı hizaya getirdi, kötü huylarından vazgeçirdi, oğlumun hatırı için, iyiliği için razı olacağım elbette. Hayırlı sabahlar yavrum, buyur. Rahat edebiliyor musun? Alışabildin mi bizlere, ha? Günaydın, gene geciktim kahvaltıya, affedersiniz. Aylardır ilk defa bu sabah yüzünü görüyoruz, buna da şükür. Eskiyi hiç açma baba. Baban sevincinden takılıyor sana, çok görmece. Ha, bir kotra alıyorum, 250.000 liraya. Bugün hiç değilse 50.000 lira kapora vermem lazım. Nefis bir şey, böyle kelepir ele geçmez. Olur, şimdi bir çek yazarım. Sağ ol baba. Benim mühim işlerim var, Selma'yı öğleden sonra sen götüreceksin doktora. Tamam mı? Tamam. Müsaadenizle. Güle güle canım evladım. Güle güle oğlum. Dur bakayım. Bu saç yaşına yakışmıyor. Omuzlarına dökülmesi daha güzel. Saattir bekliyorum. Affedersin, istemeyerek geciktim. Bir telefon edebilirdin. Vaktim olmadı, bir angarya yükledi babam. Selma'yı doktora götürmeye mecbur oldum. O kızı sevmediğim kadar varmış. Fazla olmaya başladı. Hadi geç. İşte şu, şu mavi yelkenli, çift direkli olanı. Şu motorun arkasındaki, beğendin mi? Çok, gösterişli bir tekne. Müthiş sükse yapacağız. Seninle evleniyorum diye kesenin ağzını açtılar. Durdur da etmiyor babam, iyi oldu bu evlilik dümeni. Dümen mi evliliğimiz? Anlayamadım. Sözün gelişi yavrum, sen her lafıma takılma hemen. İlk defa konuştu benimle.
saçımı tuttu, gözlerime baktı. O an bakışlarından bütün benliğime bir alev, bir kıvılcım yağmuru boşandı. Aslında onu düşünmek bile yasak bana. Bir günah işliyorum. Orhan yakında bir başkasıyla evlenecek. İleride daha çok acı çekmemek için onu unutmalı. Bu evde bir sığıntı olduğumu aklımdan çıkarmamalıyım. Fakat ilk defa apansız duyduğum bu his öyle güzel ki, beni öyle mutlu ediyor ki, hiçbir ümide düşmeden, hiçbir karşılık beklemeden gene de onu düşünmekten vazgeçemeyeceğim. İstemezdim ama mecbur oldum. Teşekkür ederim. İyi geceler. İçim rahat değil, huzursuzum, kendimle kavgalı. Anlıyor musun? Anlıyor musun beni? Anlıyormuş. Anlıyorsan bana da anlat olur mu? Yarın doktora gene beraber gidelim. Sonra da seni gezdireyim biraz. Bazen gerçekten çalışmak istiyorum. Tembellik, baba parasıyla asalak yaşamak kahrediyor beni.
Sonra da işin kolayına kaçıyor. Hazır parayla günümü gün etmek hoşuma gidiyor. O zaman yalancı, sahte bir insan oluyorum. Bizim ihtiyarlara numara yaparak uyutuyorum. Sonra da korkunç bir pişmanlık sarıyor içim. Sana laf olsun diye anlatıyorum. Kendi kendimle konuşuyorum aslında. Bir çıkmaz değil. Yolumu arıyorum. İyi mi kızsın sen? Önce çirkin, silik, derbeder bir şey gibiydin. Yanılmışım. Yanılmışım, evet. Sonradan fark ettim güzelliği. Evde yok yavrum, sabahtan çıktı. Fabrikada da aradım, bulamadım. Bu saate kadar oraya da gitmemiş. Selma'yı doktora götürecekti. Belki o yüzden gecikmiştir. Öyle mi? Gelince aradığımı söyleyin lütfen. Tülay'la sevdiğim, evleneceğim yok. Annemle babamı memnun etmek, kendime inandırmak için bir vasıta sadece. Biliyorum ayıp ettiğimi, şimdi fark ediyorum. Onunla da açık konuşacağım, bitireceğim bu işi. Aklı fikri parada. Düpedüz basit bir kızdır, merak etme. Fazla acı çekmez, çabuk unutur beni. Hadi denize girelim. Ne kadar da güzelmiş. Konuştum, evet. Bütün hayatıma, namusuma karşılık tekrar konuşabildim. Sesime kavuştum ama seni kaybettim. Bütün ümitlerimi, inancımı kaybettim. İğreniyorum senden. Ölmek, yok olmak istiyorum. Thank you.
Ne var, ne oldu? Felaket! Selma kaçmış evden. Nereye kaçmış? Bir mektup bırakmış. Bir daha dönmeyeceğini yazıyor. Beni boş yere aramaya kalkışmayın sakın diyor. Başka hiçbir şey yazmamış mı? Niçin kaçtığını anlatmamış mı? Hayır. Hepsi bu kadar. İyiliklerimizi hiçbir zaman unutmayacakmış. Ellerimizi öpüyormuş. Birdenbire çıldırmış olmalı. Böyle düşünmekle oturmakla olmaz. Bir şeyler yapmalı, bulmalı, kurtarmalı onu. Allah'ım sen bize yardım et. Benim aklım anacağım, bana cefa kılacağım, ferdalara salacağım. Bilemedim, bilemedim. Gönlümü cananımı, gözlerim döker kanımı. Bu derdimin dermanını bulamadım, bulamadım. Hasret bağrım yakar oldu, sitem kalbim yıkar oldu. Çeşmim yaşım akar oldu, silemedim, silemedim. Hasretinden bağrım kebap, çeşmim yaşım oldu şarap. Leblerinden kafir cevap alamadım, alamadım. Simendamın hicrinle sahibi düşürdüm dile. Bir teselli bugüne veremedim. Ah, nereye gider, nerelerde yaşar, nasıl yaşar zavallı dilsiz? Dur, hadi giyin de arayalım. Niçin gitti, ne oldu, ne yaptık? Aldığımız bütün giyecekleri de bırakmış. Parası var mıydı, yok muydu, onu da bilmiyorum. Allah'ım sen koru o kızı, sen koru. Şu deftere bir şeyler yazdığını görmüştüm bir gün, belki işinize yarar. İçi, ufak tefek notlar. Annesiyle babasının ölümlerine duyduğu ıstırap. Bunca felakete dayanamadı tabii. Dilsiz oluşu da kim bilir nasıl ağrına gidiyordu. İnşallah bir delilik edip de canına kıymaya kalkışmaz. Allah korusun. Bakalım, anlayacağız. Öğreneceğiz elbet. Orhan'ı düşünmemin sebebi ne? Annemle babamın matemine rağmen, dilimin tutulmasının kahrına rağmen, aklım niçin hep Orhan'dı? Alırsın. Ne kadar? Tek yataklılar 12,5 liradır. Merdivenden çıkınca sağ baştaki ilk oda.
Maalesef henüz bulamadık. Bütün polis ekibimiz onu arıyor. Hala ümidiniz var mı komiser bey? Var tabii. Son bir ay içinde hiçbir intihar vakası vuku bulmadı. Kaza ve cinayetlerde de Selman'ın ismi yok. Üzülmeyin bu kadar. Mutlaka bulacağız onu. Gözünüz aydın. Babasına da müjde verin hemen. Anne olacaksınız. Geçmiş olsun. Niçin kurtardınız beni? Seni kurtarabildik ama bebeği kaybettik maalesef. Daha çok gençsin. Bir gün yeniden anne olur, bütün bu acıları unutursun. Şimdi adres ver bana, isim ver, aileni çağırtalım. Kimsem yok benim. Çocuğumun babası da yok. Anlıyorum, anlıyorum galiba. Ölmekten başka çarem yok. İş çıkarma başıma. Morfinin tesiriyle uyuyacaksın şimdi. Yarın konuşuruz. Yarın her şeyi anlatırsın bana, dertleşiriz. Bir daha sakın gelme. Aynı şeyleri tekrar ettirme bana. Selma'yı çok geç tanıdım. Sevdiğimi de yazık ki çok geç anladım. Onu bulacak, yaptığım kötülüğü unutturacak, kendimi affettireceğim. Bunun için yaşıyorum. Bulamazsam polise teslim olacağım. Selma'nın katiliyim ben diyeceğim. Nazan hanımefendiyi bekletmeyelim. Geç kalmayalım. Sizi çok üzdüm. Çok yordum. Şimdi de o hanıma yük olmak istemiyorum. Uzun uzun bahsettim senden. Ona yük değil, bilakis destek olacaksın. Zengin, gün görmüş bir kadındır. O da senin gibi felaketlere uğramış, kocasını kaybetmiş. Bir oğlundan başka kimsesi yok. Birbirinizi çok seveceksiniz. Kendisini ben tedavi etmiştim. Pek çok yardımları dokundu hastanemize. Hadi gel, gidelim. Gel kızım. Başka kimler var evinde? Hiç kimse. Arap bir uşak sabahları gelir, alışverişi yapar, yemeği pişirir, geceleri gider. Nazan hanımefendiye bakan bir hemşire vardı, senin şansına iki gün önce ayrılıp gitmiş. Bir de oğlu var demişsiniz. Oo, araları iyi değildir, pek sık görüşmezler bile. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Bu taraftan. Hoş geldin doktor. Nasılsınız hanımefendi? İyiyim, çok iyiyim. Bahsettiğin çocuk bu mu? Evet hanımefendi. Niçin kapıdasın kızım? Pek güzel kızmış. Başına gelenleri biliyorum.
Doktor hepsini anlattı bana. Hepsi geçti, hepsi bitti artık. Burada huzur içinde yaşayacaksın. Teşekkür ederim. Başka bir şey ister misiniz? Yemekten sonra mümkünse kitap okuyacaksın bana. En büyük alışkanlığın dinlerken uyumak. Peki efendim. Biraz uyumsuz bir ihtiyarım ben. Sabahları erken uyanırım. Seni de en geç 7:30'da karşımda isterim. Peki efendim. Beni affetmeyeceğini biliyorum. Böyle bir şey de istemiyorum senden. Annem duymasın yeter ki, annem öğrenmesin. Can evinden vurulmasın anacığım. O ıssız sahilde birdenbire bir ateş yaktık hanım. Hiçbir şey düşünemedim. Hayvanca isteklerime mahkum oldum. Oysa Selma'ya duyduklarım geçici bir heves değilmiş. Ömrümde ilk defa gerçekten sevmişim meğer. Suçluyum. Ne yapmanız gerekiyorsa hiç durma. Hiçbir ceza aylardır çektiğim vicdan azabı kadar ağır olamaz. Bir de sizlere layık evlat olmayışımın utancı. O feci gün bir mucize oldu. Felaketin mucizesi. Selma'nın dili açıldı. Konuştu. Söylememiştim herhalde. Ayda bir gün izinlisin. Gece de gelmeyebilirsin. Gitmesem, o günü de burada sizinle geçirsem olmaz mı? Sizi de, bu evi de çok sevdim efendim. Dışarılara hiç hasretim yok. Hiçbir yeri görmek istemiyorum. Dur biraz. Geç karşıma. Beni sevmeyen, istemeyen bir erkeğin zorla karısı olamazdım. Çocuğumu doğuramaz, onu ömrü boyunca gibi bir damgayla lekeleyemezdim. Kaçmakla kurtulamamışsın. Hala seviyorsun. Ben mi? Orhan'ı mı seviyorum? İğreniyorum ondan. Nefret ediyorum. Öldüresiye kinim var. Biliyor musun bu şarkıyı? Söyleyebilir misin? Sesim çok kötüdür. Yarışmada değilsin. Rahmetli kocamın pek sevdiği bir şarkıydı. Nereden hatırladım bilmem ki. Bacaklarım felakete uğradığı zaman önce Allah'a sığındım, sonra da musikiye. Başka türlü tahammül edemezdim. Bekliyorum. Tanrı'ya yalvarım, ne istiyorduk, kavlimiz neydi, ne diliyorduk? Ölümden ayrılık, yok hiç diyorduk. Karlı bir kış günü sabahı bize doymadık, doymadık hiç, doymadık, doymadık biz birbirimize. Ah, doymadık, doymadık hiç, doymadık, doymadık biz birbirimize. Thank you.
Mükemmel bir ses. Kulübümde programa çıksanız en büyük parayı ikinize verirdim. Bir anneyle nasıl konuşulacağını yazık ki öğrenemeyeceksin. Yüzün sesinden de güzelmiş. Kendi muhitine sakla bu konuşmaları. Seni bu ara epey ihmal ettiğim için affeyle. Bundan sonra sık sık geleceğim, şüphen olmasın. Benim çevremde hiç kimseye kötü gözle bakamazsın. Hele Selma'ya asla. Sayın patronum Turgut Bey geldi. Sizi odanızda bekliyor. Hı. Yeni bir parti mal daha gelmiş. Motor bu gece iskelenin açığında demirleyecek. Mal almaya kimler gidecek? Emriniz nedir? Dışarıda bekle. Çağırdığım zaman gelirsin. Baş üstüne. Ailemizde hiç kimseye benzemedi Kenan. O gün gördün. Ana oğul gibi değil, iki yabancıyız birbirimize. Peki şimdi ne iş yapıyor? Bir gece kulübü açtı. Halbuki ben doktor yahut mimar olmasını, evlenmesini, seriyeli bir hayat sürmesini istedim hep. Açar mısın lütfen? Kenan Bey'in hürmetleri var hanımefendi. Size bir mektup gönderdi. Yıllar sonra ilk defa pek resmi, pek saygılı davranıyor. Seninle çok önemli bir mesele konuşmak istiyormuş. Kulübe kadar gitmeni rica ediyor. Gidemem. Ne söyleyecekse kendisi gelsin, burada konuşalım. Gideceksin çocuk. Gitmelisin. Hayır, lütfen ısrar etmeyin. Araba dışarıda bekliyor sizi. Git konuş, bir defa da bitir. Sana en ufak bir kötülük yapamaz. Ben söz veriyorum.
Alo. Evet. Selma yolda. Geliyor. Onun için istediğini bilmiyorum ama... yanlış bir şey yapmaya kalkışırsan karşında beni bulacaksın. Bunu düşünmem bile yersiz. Söz veriyorum anne. Selma'ya zararım değil, faydam dokunacak. Hayır, gecikmeyecek. Hemen göndereceğim. Sağ ol anne. Başka bir emriniz var mı efendim? Hayır. Bu taraftan buyurun. Hoş geldin. İsteğimle gelmedim. Siz de getirtmediniz. Nazan Hanım'ı kıramadım sadece. Buyurun oturun. Tanışmamızı kutlayalım. Benim için kutlanacak bir şey değil bu. Bekliyorum. Neyi? Ne söyleyeceğinizi. Anneme söz verdiğim için hemen konuşacağım. Yoksa sabaha kadar gidemezdim buradan. Annemin yanındaki işi herkes yapabilir. Senin mükemmel bir sesin var. Çok da güzelsin. Ancak yükselecek, para kazanacaksın. Ne parada gözün var, ne de şöhrette. Budala. Budalasın, evet. Şöhrete, servete kavuşunca anlayacaksın hayatın tadını. Bir daha da vazgeçemeyeceksin. Bitti mi sözleriniz? Teklif etmiyorum, emrediyorum. O karanlık evde köstebek gibi yaşamak için yaratılmamışsın sen. Bırakın kolumu! Gel buraya! Dur diyorum! Böyle kafa tutmaya kalkışacak olursan canını yakarım. Bilmiş ol. Gidelim buradan. Götürün beni. Niye bozuldu? Ne var? Ne oldu? Bırakın beni be. İyi geceler. Yarın görüşeceğiz. Bıraktığımız yerden devam edeceğiz. Kimsin, nicesin bilmiyorum. Ama Selma'nın seni istemediği, senden kaçtığı besbelli. Bir daha peşine düştüğünü görürsem yaşatmam. Gebertirim seni. Beni oraya Kenan Bey çağırtmadı. Siz de göndermediniz. Lanetli kaderim karşıma Orhan'ı çıkartmak için bu korkunç tesadüfü hazırladı. Ne yaptı seni görünce? Ayağa kalktı. Şaşırdı. Belki de yanıma gelecekti. Bilmiyorum. Onu gördüğüm an kalbim duracaktı nefretten. Nefretten mi acaba? Şimdi o nefret mi ağlatıyor seni? Başka ne olabilir?
Ne olur böyle konuşmayın. Size bağırmaya, sizi kırmaya mecbur etmeyin beni. Söylediğimi pişman etmeyin. Çok pişmanım Selma. Seni nasıl aradım, aylarca nasıl kahroldum bilemezsin. Seni seviyorum. Bana inanacak, beni affedeceksin. Hiçbir zaman senden iğreniyorum. Bir katilden başka nesin? Hem benim, hem çocuğumuzun katili. Selma! Selma! Sakin ol Mala. Duygularını bir tarafa bırakarak düşünmelisin. Hayatının en büyük kararını vereceksin çünkü. Bana kalırsa haksızlık ediyorsun. Orhan senin dediğin gibi iğrenç bir adam olsa peşinden gelmezdi. Yalvarmaz, kendini affettirmek için çırpınmazdı. Konuşmayalım, ondan bahsetmeyelim. Sen bilirsin çocuk. Ama bana kalırsa hiçbir erkek helesini aldığı kadının ayaklarına kapanmaz. Kapanıyorsa seviyor demektir. Sizi bu kadar üzdüğüm için affedin beni. Kendi dertlerimle huzurunuzu, rahatınızı bozdum. Kızınız bile olsam bıkar usanırdınız. Beni asıl düşündüren Orhan değil, Kenan. Sana kancıyı attı bir kere. Kolay kolay vazgeçmeyecek. Çok kötü şeyler olacak aramızda. Hepimizin çektiği acılar bitsin artık. Selma layık olduğu saadete kavuşsun. Sen de biten tükenen hayatına yeniden başla. Bizleri de sevindir. Durma, hemen git Selma'ya. Konuşturma bile, zorla al getir. Öylesiye nefret ediyor benden. Sonradan neler çektiğini bilmiyordu ondan. Her şeyin doğrusunu bizden dinleyince mutlaka affedecektir seni. İstersen biz de gelelim, biz konuşalım Selma'yla. Ufak bir çocuk gibi annemle babamın arkasına saklanamam. Bu defa başaracağım. İnandıracağım. Bekleyin bizi. Bekleyin. İşim uzayacak olursa antrepoya siz gideceksiniz. Oh! Daha uyumadınız mı anne? Hayır. Hayret! Bu saatte hiç uğramazdım. Gelişinin mutlaka bir sebebi vardır. Çok şaşıracaksın ama ne yapayım ki, gerçek bu. Feci hoşlandım Selma'dan. Kanıma girdi. Fikrimi değiştirdim şimdi. Şarkı değil, çocuk istiyorum ondan. Evleneceğim. Yok Selma, gitmiş. Nereye?
Bilmiyorum. Yazmamış. İşte mektubu. Gizlice gitmiş, kaçmış. Geç kaldın oğlum. O bir başkasını seviyor. Bir yere gidemez, kaçamaz, kurtulamaz elimden. Ne olur, bir defa da beni dinle. Selma'yı götürmeye geldim. Mani olamazsın. Kaçmış Selma. Daha önceki gibi. Seni istemediği için senden kaçmış. Yalan söylemesini iyi beceriyorsun. Tamponla! Çabuk tamponla! Kapının önünde ağır yaralı bulduk doktor bey. Çabuk ameliyathaneye! Sen de yardım edeceksin. Ne oldu? Tanıyor musun yoksa? Kim? O... O işte, Orhan! Haber var mı Selma'dan? Evet, telefon etti az önce. Neredeymiş, yerini öğrendiniz mi? Hayır, söylemedi. Yemin etti sadece. Öldüreseydi ölmüşsünüz Orhan'ı. Ona bir şey olursa öc alacakmış senden. Hiçbir şeyden haberim yok benim. Boyundan büyük laflar da etmesin. Bulduğunda kan kustururum. Kurtulacak. İç kanama tehlikesini atlattı, yaşayacak. Gözünüz aydın kızım. Selma'nın kaldığı evi sorsaydık keşke. Adresini öğrenseydik. Koşar giderdik şimdi. Ağlama. Başına Allah korusun. Kötü bir şey gelseydi şimdiye kadar çoktan duyardık. Bu gece de bekleyelim. Yarın polise gideriz. Selma. Selma'yı bulun. Beni affetsin. Git hastaneye. O hayvan ölmüş mü, kurtulmuş mu gizlice öğren. Gebermişse başımıza dert açmadan tedbir alalım. Herifi haşat ettiğimizi kimse görmedi patron. Hı. Bizden nasıl şüphe ederler? Selma biliyor. Daha o gece telefon etmiş anneme. Hemen de nasıl haber almış? Kimden öğrenmiş? Bunu hiç düşünmemiştim. Herifi doğruca hastaneye uçurdum. Öyleyse Orhan'ı hastaneden başka bir yerde görmüş olamaz. Kendine gelmesi an meselesi artık. Onu affedeceksin. Hayatını hiçe saydı senin için, günahını ödedi. Seni gerçekten seviyormuş demek. İnanıyorum artık. Günlerdir uykusuzsun, perişansın. Git odana uyumaya çalış. Hiç değilse bir iki saat için dinlen. Merak etme Orhan'ı, ben buradayım, onu ben bekleyeceğim. Sağ olun, iyiliklerinizi ne yapsam ödeyemem. İkinizi mutlu gördüğüm gün ödeşmiş olacağız. Başucumda birisi vardı. Beni okşayan,
öpen, teselli eden bir melek. Yalan mıydı yoksa? Duyduklarım, gördüklerim bir hayal miydi? Gerçekti. Selma'ydı o melek. Olamaz. Burada olduğunu bilemez Selma. Biliyorsa şimdi nerede? Seni hep sevdi, hep sevecek. Kavuşacaksınız. Bekle, onu şimdi göndereceğim. Tamam yavrucuğum, söylerim. Hemen geliyoruz. Bey, koş, koş bey, koş. Müjde. Selma telefon etti şimdi. Neredeymiş, Orhan'ı görmüş mü? Beraberlermiş, hastanede. Ufak bir kaza geçirmişler, bizleri korkutmamak için aramamışlar bugüne kadar. Sana şükürler olsun Allah'ım. Bey, hemen gidelim. Bizleri bekliyorlar. Gidelim. Burada mısın sen? Yatmadın mı hala? Orhan'ın annesine babasına telefon ettim. Geliyorlar. Şimdi rahatça uyuyabilirim artık. Önce Orhan'a git. Kendine geldi, konuştuk. Hadi, seni bekliyor. Benimle geleceksin. Hata edersin. Yarım bıraktığım işi tamamlatırsın bana. Gebertirim herifi, acımam. Pasaportlarınız efendim. Her şey tamam. Kapıkule'den hududu bugün geçeceksiniz. Niçin kalktın yataktan? Selma nasıl bıraktı seni? Gelmedi Selma. Nasıl olur? Sevinçle koşmuştu sana. Sen git hemen odana yat. Ben Selma'yı şimdi bulur yollarım. Demince acayip bir şey oldu doktor bey. Selma hemşire birileriyle gitti. Kimlerle, nereye gitti? Kapıkule'den Avrupa'ya gideceklerini duydum. Hallerini hiç beğenmedim. Selma hemşire ağlamaktaydı. O sebeple size haber edeyim dedim. Thank you.
şimdi. Durun! Durun! Çıldırdınız mı siz? Birbirinizi öldürmekle ne kazanacaksınız? Kimin için dövüşüyorsunuz? Benim için mi? Peki o halde bana neden sormuyorsunuz? Kenan! Onu vurursan senin olur, seni sever miyim sanıyorsun? Beni de öldür o zaman. Ya sen sevgilim? Katil olursan kavuşabilir miyiz? Ne yaparım ben sensiz?